bekle önlemleri zaten tüm hızıyla 9 Mart itibarıyla başlamıştık. Fakat biliyorsunuz Borçka özellikle göç veren bir ilçe. Yaz döneminde de göç alan bir bölge. Artık yaza doğru yavaş yavaş insanlar bu tarafa doğru baharın gelmesiyle beraber gelmeye başladılar. İstanbul'dan, İzmir'den, Samsun'dan, Bursa'dan ve bu bölgeden gelen insanlar da koronavirüsü tespit edildiği söylemler arasında. Bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber böyle bir çalışma tespit söz konusu. Bunu da daha çok yayılmaması adına sanıyorum ilçeler içerisinde, Artvin'deki ilçeler içerisinde de en yoğun virüs salgının olduğu ilçe olarak bilgi alıyoruz. Borçka görülüyor. Bunları engellemek ve insan sağlığını, yine insanlarımızın daha sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için Ifsi Sağ'ın almış olduğu bu kararı biz de belediyeler olarak, belediye başkanı olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz ve vatandaşımızı da bu konuda bilgilendirip uyaracağız. Özellikle Borçka'ya giriş çıkışlar kontrollü olacak ya da hiç olmayacak. Yani duruma göre tespitler yapılacak. İlgili yerlere jandarma ve emniyet güçleri yerleştirilecek. Yine köyler yine kontrollü bir şekilde gidiş gelişi sağlanacak. Bu şekilde aynı zamanda da insanlar kendi ihtiyaçlarını da karşılamak için tedarik zinciri de bozulmadan. Buradaki amaç insanların yakın temasta bulunmamaları ve özellikle de sokakta fazla gezmemeleri bizim için çok önemli. Buna da bütün Borçka'nın dikkat, hatta bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın dikkat ettiği gibi bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Başkanım, şunu anlıyoruz herhalde, bütün esnaflar iş yerini açabilecek. Tabii esnaf iş yerini açabilecek, satışlarını yapacak ama biliyorsunuz kapalı alanlarda da mesafeye göre kaç kişi bulunacak, ne olacak, bunları da vatandaşlarımızın ve esnafımızın özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor. Demek ki gidişat çok olumlu görülmediği için ve nüfus oranına bakıldığında olumlu görülmediği için alınmıştır. Yoksa Ifsi Sağ bu konudaki almış olduğu kararı mecburen uygulayacağız. Yani yoksa bizim bildiğimiz bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Mutlaka dayandırılan bir bölüm vardır yani. Sayın Genel Başkanımızın da Borçka halkına selamları var. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bu konuda biz de gerekli bilgileri zaten kendilerine ulaştırdık, bildirdik. Fakat bu karantinanın şu andaki hani sokağa çıkma yasağı mı, yoksa hani ilçelere ve köylere arasındaki bağlantı mı kesilecek şimdi? Bu konuda biz emin değiliz. Esnafız. Şimdi bizim de tabii her sabah çıkıp iş yerimizi açmak zorundayız. Bununla ilgili yetkililerden aslında net bir açıklama bekliyoruz. Yani böyle bir açıklama yok. Biz esnaflar ne olacağız? İş yerlerimizi açacak mıyız? Çalışanlarımız var. Onlar gelecek mi, gelmedi mi, evde mi kalacaklar? Hani bu konuda yeterli bir bilgiye sahip değiliz şu anda işin açıkçası. Geç kalmış olmasına rağmen güzel bir karar. Doğrusu. Dışarıdan gelenler için de söylüyorum. Lütfen gelmeyin Borçka'ya. En azından bir süreç geçene kadar gelmeyin. Hepimiz için. Giriş çıkış yasak olunca vatandaş ihtiyacını nasıl temin edecek? Maske takalım. 15'inde yiyeceğiz, inemeyeceğimiz için. Köyden aşağı inemeyeceğimiz için.